tutmanız lazım. Geçen de birisi anlatıyor. Bakın yani nasıl yayılıyor huzursuzluk, bela, afet, terör. Genç bir delikanlı apartmanın giriş kapısından içeri girmiş Fatih'te. Girmiş, merdivenlerden yukarı çıkmaya başlamış. Bir Müslüman bir doktorun oturduğu dairenin kapısına gelmiş. Doktor. Muayene hanesine değil, oturduğu eve geliyor. Aramış, sormuş, bulmuş. Zili çalmış, doktorun zili. Zili çalmış, kapıyı açmışlar. Doktorun hanımı, Müslüman bir kadın, kapıyı açmış, boynu şöyle hafif, bükük vaziyette, sanki sancılı, sanki hastaymış gibi rol yapan bir delikanlı kapıda. Demiş ki, yenge hanım demiş, doktor bey demiş, evde mi acaba? Çok rahatsızım demiş, bir muayene olmak istiyorum demiş. Kadın da demiş ki, evladım, bu saatte doktor evde olmaz demiş, muayene hanesinde demiş. Oraya gitsen daha iyi olur demiş. Ya öyle mi demiş yenge, vallahi demiş ben muayene haneyi bilmiyorum. Bana demiş bir adres, kağıt yazıp verir misin demiş. Adresi bana yaz da ver. Peki yavrum biraz bekle kapıda demiş. İçeri girmiş, kağıt arıyor, kalem arıyor. Bu hasta rolü yapan katil, kafir, eşkıya kapı açıldı ya, girmiş içeriye. Avucunun ortasında insanlar kokladığı zaman bayılıp da 10 dakika baygın kalan bir kimya maddesi var avucunda. Karıya koklatmış, karı bayılmış. Karı bayılmış kalmış orada. Adam da 10 dakika, 15 dakika içeride ne varsa ziynet, altın, gümüş, para, pul, tükünü evini soymuş, kapıyı çıkmış çıkıp gitmiş. Kadın kendine geldikten sonra bakmış evde hiçbir kıymetli bir şey yok, hepsi soyulmuş. Bir de böyle bir terör var böyle, kapı kapı geziyorlar. Hadi bakayım, yurtta su, cihanda su, nerede su? Eşkıya kol geziyor, sahtekarlık kol geziyor ticarette, siyasette. İçinizde hiçbir Müslüman aldığı çekten emin olabiliyor mu? Söyleyin Allah aşkına. Çek aldınız birisinden, senet aldınız. Aldığınız senedin, aldığınız çekin sağlam çıkıp çıkmayacağını tereddütsüz o çeki cebinize koyabiliyor musunuz? Vallahi koyamıyorsunuz. Güven yok, itibar yok, itimat yok. Acaba ne olur, acaba ne olmaz? Endişe, panik, tereddüt, şüphe dolu her taraf. Bunun sebebi Allah'ın nizamının hakim olmamasıdır. Hadise budur. Efendiler, o halde ne olması lazım? Temelde inancımız, imanımız, itikadımızın icabı olan İslam'ın hayatımıza hakim olması lazım. Mesela bakın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyoruz onun bir sıfatı var ve isim olarak da milletimiz tarafından çok benimsenen bir isim var. Nedir? Muhammedül Emin. Bilmeyeniniz yok. Muhammedül Emin. Ne demek emin? Çok güvenilir demektir. Bak, el emin o kadar emniyetli ki canını, malını, ırzını, her şeyin teslim et git. El emin çok güvenilir demek. Emanet sahibi, emniyet sahibi, çok güvenilir, çok itimat edilir. Muhammedül Emin. Bakın bizim peygamberimizin kainata, bütün alemlere rahmet olarak gelen peygamberimizin en mühim sıfatı neymiş? El-Emin, yani çok güvenilir. Peki böyle bir peygambere iman eden ümmeti Muhammed'e ne oldu ki hiç emniyet kalmadı? Ne
kapıldı bu millete. Ne sözüne güveniliyor, ne yaptığı işe güveniliyor, ne attığı imzaya güveniliyor, ne verdiği sebebe. Bu nasıl ümmeti Muhammed ya? Peygamberimizin zamanında müşrikler bile bizden daha güvenilir insanlardı.